Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda dermi, sprey, mopu inceleyeceğiz. Kutusu bu şekilde, ben deneme amaçlı açmıştım şöyle. Evet, kutumuz bu şekilde arkadaşlar, açalım. İçinden bakalım neler çıkacak. Evet, şu şekilde parçalarımız var arkadaşlar. Poşetiyle beraber. Öncelikle şunu bir açalım, poşeti şuraya koyalım. Şurada böyle bir parçamız var. Şunu da ben çıkarayım. Şöyle bir mop paspasımız var. Şöyle bir parçamız var arkadaşlar. Yani şey, kullanım kılavuzu tarzında bir şey var. Evet, şu poşet, şu kısımda poşetini de çıkaralım. Şimdi parçalarımız bu şekilde arkadaşlar. Şu şöyle gövdesi var. Gayet sağlam, çelikten yapılmış. Şunu şöyle basıyoruz, anlatacağım daha sonra. Şimdi arkadaşlar, su haznesi şu şekilde burada. Bunu bu şekilde çıkarıyoruz. Bu şekilde su haznesini çıkarıyoruz arkadaşlar. Öncelikle su haznesine koyacağımız, nereye kadar koyacağımızı, suyla yüzey temizleyici koyuyoruz su haznesine. Yüzey temizleyici, şuraya kadar yüzey temizleyici koyup şu kısma kadar da su dolduruyoruz arkadaşlar. Yani hepsini doldurmuyoruz. Komple olmasına gerek yok. Bir de köpürtmemeye dikkat ediyoruz arkadaşlar. Köpürmemesi gerekiyor. Şimdi bunu, su haznemizi buraya bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Şimdi su sızdırırsa, öncelikle şunu söyleyeyim. Su sızdırırsa şuradaki conta yerinden oynamış demektir. Bakın, buradaki conta yerinden oynamış demektir. Bunu bir cımbız vasıtasıyla yerine oturttuğumuzda su sızdırmayacaktır arkadaşlar. Bu önemli. Su sızdırıyorsa buradaki contayı cımbız vasıtasıyla yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi tekrar göstereyim. Buna şuraya kadar yüzey temizleyici, şu kısma kadar, şu yarıya kadar da su koyuyoruz arkadaşlar. Komple doldurmuyoruz. Sonra bunu bu şekilde takıyoruz. Su olduğunu varsayalım arkadaşlar. Su sızdırıyorsa söylediğim gibi contayı takıyorduk. Sonra arkadaşlar şu gövdemizi anlatayım. Şeyi en son takalım. Şimdi bakın, gövdemizi birleştirmek için şu kısımlara bakın, şu bölgeleri görüyorsunuz. Şurada da siyah noktamız var. Bunu bu şekilde, şu şekilde birleştiriyoruz. Tam yerine oturması için de sağ sol yaptığımızda arkadaşlar sağlam olacaktır. Yerine oturuyoruz. Şöyle biraz geniş alırsak. Şimdi bakın, şöyle bastığımızda, şöyle biraz geniş alırsak, bastığımızda bakın biraz su çıkıyor. Buna su koyuyorlar. Hani su varsa kullanılmış mı diye tereddüt etmeyin. Çünkü deneme amaçlı su koyuyorlar herhalde. Bu gövdeyi taktıktan sonra buna basılıyor arkadaşlar. Bu şekilde basılıyor. Şimdi gövdemizi tamamladık şöyle. Şimdi bu kısma geçelim. Taban kısmına geçelim arkadaşlar. Bunu da şöyle tam yerine oturtuyoruz bu arada. Bunu da bu şekilde yerine oturtuyoruz. Şimdi gövde kısmı tamam. Şimdi taban kısmına geçelim arkadaşlar. Bunun da bu şekilde gördüğünüz gibi birbirine geçmesi için yer var. Bunu bu şekilde yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Bakın. Oldu. Bu şekilde oldu. Son olarak da paspasımız var arkadaşlar. Mop paspasımız var. Şöyle. Bunu da açıyoruz arkadaşlar. Bakın şuralarda, şu kısımda tırtıklı yerler var. Görüyorsunuz. Bu şekilde olmasını şöyle yapışıyor zaten. Bakın, direkt ben tek elle yaptığım için biraz şey oldu ama göstermek amaçlı yaptım. Bunu bu şekilde yaptığımızda, evet arkadaşlar, paspasımız şu şekilde ben yaptım. Bakın, bu 360 derece döner başlıklı olduğu için bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Bakın,
çevirebiliyoruz. Şöyle şu kısmı da, burası da fonksiyon kazanmış oluyor. Burayı taktıktan sonra bakın. Biraz daha genişlersek şöyle. Bakın burası da fonksiyon kazanıyor. Gayet güzel bu şekilde 360 derece döndürebiliyoruz arkadaşlar bunu. Su haznesine tabii yüzey temizleyicimizi ve suyumuzu kattık. Yüzey temizleyicimizi söylediğim gibi yarıya kadar, çeyreğe kadar özür diliyorum. Yarının biraz üstü kadar da su dolduruyoruz köpürtmeden. Evet arkadaşlar. Dirma sprey mopumuz bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi bir de son olarak da şu su püskürtme yerini göstereyim sizlere. Şuradan su püskürtüyor. Bakın. Buradan su püskürtüyor. Evet arkadaşlar, dermi 360 derece dönebilir. Sprey mapımız bu şekilde. Eğer herhangi bir sorunuz olursa videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.